Amerika Birleşik Devletleri dün bir haber yayınladı. Neydi o? Amerika Birleşik Devletleri 33 yıl sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırdı. Bununla ilgili detayları konuşacağız birazdan konuğumuzla ama şimdi Doğu Akdeniz'e, Antalya'ya gidelim. Vural Efecik oradaki son gelişmeleri bizlere anlatsın. Bu konu çerçevesinde Vural. Evet, Yunanistan'la Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz krizi silah satan ülkelerin iştahını kabartmış gibi görünüyor. İşte 33 yıl sonra Amerika Güney Kıbrıs Rum kesimine uyguladığı silah ambargosunu kısmen kaldırdığını açıkladı. Hemen bölgeye objektiflerimizi çevirecek olursak, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Kıbrıs Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasias ile yaptığı telefon görüşmesinde bu 2021 yılı mali yılı için Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ölümcül olmayan savunma malzemeleriyle savunma hizmetlerinin satışı ve sevkiyatına ilişkin kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin mali yılı 1 Ekim'de başlıyor bu anlamda. İşte Fransa'da Yunanistan'a yeni bir savunma anlaşması imzalamanın eşinde olduğunu sürekli dile getiriyor. Evet, adaları silahlandırmaya devam ediyor Yunanistan. İşte Güney Kıbrıs'ta Amerika'nın 33 yıl sonra silah ambargosunu kaldırmasının ardından Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı olarak hem adalarda silahlanmaya hem de kendi savunma sanayisini yükseltmeye çalıştığını söyleyerek sözü buradan merkeze bırakalım. Vural Efeci'ye çok teşekkür ediyoruz ve bu konu özelinde gündemi değerlendirmek için şimdi terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar konuğumuz. Onunla değerlendireceğiz bu konuyu. Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması adına çaba harcanıyor. Abdullah Ağar, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Saygılar, iyi günler. Çok teşekkürler. Çok önemli bir gündem maddesi. Zaten Doğu Akdeniz'de böyle sıkıntılı bir süreç yaşanırken, çözümlenmeye doğru adımlar atılırken maalesef böyle bir adım geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden. 33 yıl sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırdı. Bu bize neyi anlatır? Bu iki halk arasında ki eşitlik ve işte denge problemini ortaya mı çıkarır? Ve Kıbrıs meselesinde yol haritamızı sekteye mi uğratır? Bununla ilgili detayları sizlerle konuşalım istiyorum. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemdeki Türkiye ile ilgili siyaset ve stratejilerinde bir değişiklik oldu, hepimiz tarafından malum. Buna bağlı olarak özellikle Yunanistan'da dediği açık başta olmak üzere hem bir üs oluşturdu, son derece kuvvetli silah, teçhizat ve mühimmatıyla birlikte. Bir başka boyutuyla da Yunanistan'ın son derece ciddi askeri yardımlar yaptı. Yani kendisinin mücadele alanlarında kullandığı ama Yunanistan için kıymetli bir takım zırhlı araçları ve helikopterleri içerisinde barındıran bazı destekleri oldu. Bununla birlikte tabii biz mesele hep şeyle ilgili Balkanlardaki Amerikan etkisi üzerinden yorumladık ama bu tabii bir düğüm olarak kendisini gösteriyor. Bir kilit taşı olarak kendisini gösteriyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile birlikte Doğu Akdeniz'de de hepimizin bildiği çok ciddi emelleri var. Şimdi özellikle İsrail ile birlikte Levant Denizi olarak tanımladıkları bölgenin kendi menfaatleri doğrultusunda dizayn edilmesinde Güney Kıbrıs'ın kesiminin onlar açısından bir önemi var. Şimdi bir diğer tarafıyla biliyorsunuz yakın zamanda İngiltere üslerini boşaltmıştı ve bu İngiltere üslerini boşaltmasından sonra Fransa buralara girmeye çalışmıştı. Tam bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni bir hamle geldi. Yani biraz öncesinde bahsetmiş olduğunuz silah ambargosunun kaldırılmasıyla ilgili. Şimdi tabii bu Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaatlerine hizmet eden bir şey. Yani sadece silah satışıyla ilgili olan değil, Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki etkisiyle ilgili olan bir şey. İsrail'le beraber Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la birlikte kurmak istemiş olduğu eksenle ilgili olan bir şey gibi gözüküyor ama açıkçası gerginliği arttıracaktır. Yani onu söylemek gerekiyor. Çünkü Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in kendilerine sağlamış olduğu destekten son derece şımarık bir sonuç çıkartacaklardır. Ve bu noktada şu an ortaya koymuş oldukları ihtirasın devamını
Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail sağlamış olduğu destekle beraber yürütmeye çalışacaklardır. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Yani burada bir çekişme var. Yani hem Avrupa Birliği içerisinde bir çekişme var, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin çok yorgun olduğunu görürüz. Yani jeopolitik fotoğrafta çok yorgun olduğunu görürüz ve eskisi gibi kuvvetli hamleler yapamıyor. Bu bir mücadele hamlesi değil. Bu bir farklı bir operasyon. Yani bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşamış olduğu hassasiyetlerle de ilgili bir konu. Yani hem Güney Kıbrıs'ın kesimini kendi menfaatleri doğrusu kullanmak istiyor, hem de orada işte bir takım silah satışları yaparak kendi içindeki silah lobilerinin menfaatlerine hizmet eden bir yaklaşım üretmeye çalışıyor. Ama burada kurmamız gereken temel cümle şu: Türkiye'nin hem Suriye ve Irak'tan, hem Levant Denizi'nden, yani hem Doğu Akdeniz'den, hem Balkanlardan, hem de Kafkaslardan sarılmasıyla ilgili bir temel fotoğraf var. Şimdi bu fotoğraftan biz nasıl çıkabiliriz? Buradaki ortaya konulan eksenleri parçalayarak çıkabiliriz. Bu anlamda bizim bölgedeki bir takım ülkelerle ortaya koyacağımız anlaşmalar son derece önemli. Yani işbirlikleri son derece önemli. Şimdi bu kimseyi korkutmasın ve yıldırmasın. Onu söylemek istiyorum. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs'ın kesimine silah ambargosu kaldırmış. Yani hani büyük fotoğrafta çok önemli bir detay değil. Asıl önemli olan Türkiye'nin güçlü olması. Yani asıl önemli olan Türkiye'nin caydırıcılık üretebilmesi. Asıl önemli olan Türkiye'nin irade, kararlılık ve gerektiğinde etki üretebileceğini göstermesi. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs'ın kesimine silah satmış. Yunanistan'la bir üs kurmuş. Evet, kendi içerisinde son derece önemli. Ama zayıf bir Türkiye fotoğrafında son derece önemli. Eğer güçlü bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarsa ve Türkiye bölgede şu an olmasa bile gelecek dönemde ittifaklar tesis ederse, çünkü jeopolitik oyunlar müttefiklerle beraber oynuyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri de, Rusya da, Çin de, diğer Avrupa Birliği ülkeleri de jeopolitik bir oyunu bölgedeki veya jeopolitik oyunu oynadıkları alanlardaki müttefiklerle beraber oynuyorlar. Bu anlamda hani bu safhada bir işbirliği önerisi şey gibi gelebilir, zafiyet gibi gelebilir. Yani ama sonuçta Yunanistan'ın bu gerginlikten bir çıkarı olmayacak. Güney Kıbrıs'ın kesin bu gerginlikten bir çıkarı olmayacak veya bölgedeki ülkelerin bu gerginlikten çıkarı olmayacak. Hatta Türkiye buralarından çıkartmış olduğu derslerle çok daha doğru bir rotada ilerlemeye, yürümeye başlayacak. Böyle olunca açıkçası temeldeki fotoğrafımız şu: güçlü bir ülke, güçlü bir Türkiye, güçlü bir Türkiye ile beraber insanlığa hizmet eden, hakkaniyete hizmet eden bir Türkiye fotoğrafı. Nerede? Doğu Akdeniz'de, nerede Orta Doğu'da, nerede Balkanlar'da, nerede Kafkaslar'da. Yani bu fotoğraf geliştikçe bu ittifaklar da kendi içerisinde parçalanacaktır. Yani Türkiye'nin örneğin şu an Doğu Akdeniz'le ilgili veya adalarla ilgili veya Adalar Denizi ile ilgili, Ege ile ilgili ortaya koymuş olduğu irade Avrupa Birliği içerisinde ciddi anlamda kırılganlıklara sebebiyet verdi. Yani şimdi haksızlık üzerine inşa edilen bir denklem olunca doğal olarak yani belli bir noktadan sonra kendi içlerinde didişmeye başlıyorlar ve kendi içlerine bir ikilem, bir kurgu bozukluğundan kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Burada önemli olan haklılıktır. Haklılığı güce yaslamaktır. Yani hani haklı olursunuz ama güçsüz olursanız hakkınızı elinizden alırlar. O yüzden hani Türkiye yaşamış olduğu tecrübelerle, çıkartmış olduğu derslerle bir yol yürümesi gerekiyor. Zorlu bir yol yürümemiz gerekiyor. Ama bu zorlu yolu güçlenerek çıkmaya başarabilirsek bu ortaya konulan ittifaklar, silah satışları, şunlar bunlar filan hepsi kendi ekseninde etkisizleşecektir diye düşünüyorum. Yani çünkü sonuçta Güney Kıbrıs'ın kesimi Amerika Birleşik Devletleri'nden ne kadar silah alabilir ki? Yani şeyi belli, gücü, kuvveti, kabiliyeti belli. Yani Yunanistan, Fransa'dan işte bilmem uçaklar alacakmış, ne bileyim işte denizaltılar alacakmış, ne bileyim fırkateynler alacakmış. Almanya 150 milyar dolar istiyor. Benim diyor 150 milyar dolar borcum var diyor. Bana bu parayı bir gün, pardon, bunu ödemen lazım diyor öncelikle. Yani hani o kadar kolay değil. Evet, bu tür şeyler olur. Amerika büyük patronlar bir takım jeopolitik oyunlar oynarlar ve bu oyunlarda küçük oyunculara bazı şeyler sunarlar. Ama evet, o kadar da kolay olmayacak onlar açısından. Çok teşekkürler Ağar. Devam edeceğiz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin atmış olduğu bu adım şöyle bir baktığımızda çok da ürkütmesin
Bir adım sadece. Türkiye güçlü ve kararlı olduğu takdirde diyorsunuz siz. Yine devam edeceğiz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Şimdi onu ekranlarınıza getireceğiz. Yine bu konuyla ilgili onu okuyalım sizlere. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik şöyle söylüyor sosyal medya hesabından. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi adada istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektedir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs yönetimi asla Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp edemez. Türkiye garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedirdir. Cumhurbaşkanımızın mesajı açıktır. Hak ve menfaatlerimiz konusunda hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yaptı bu değerlendirmeleri. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden arka arkaya tweetlerle uzun bir mesajı konuyla ilgili paylaştı. Ve şimdi konuklarımızla bu açıklama üzerine yine devam edelim. Yeni bir konuğumuz var aramıza katılan Doktor Ergenekon Savrun. Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Ankara stüdyomuzdan bizlerle birlikte. Sayın Savrun hoş geldiniz. Hoş bulduk Pelin Hanım. Teşekkürler. Abdullah Ağar'la konuşuyorduk. Gündemdeki konu sıcak ve çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin 33 yıl sonra silah ambargosunu kaldırma kararı Güney Kıbrıs Rum yönetimine ilişkin. Konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Sizi dinleyelim. Evet, Pelin Hanım öncelikle kıymetli seyircilerimize ve Sayın Komutanıma ve sizlere saygılarımı arz ediyorum. Şimdi Sayın Komutanım da biraz önce bahsettiği gibi bu yeni bir olay değil. Yani silah ambargosu 1987'de uygulandı. Sadece olay Doğu Akdeniz'den ve Kıbrıs'tan ibaret değil. İşte komutan da söyledi, Kafkaslar, Hazar Denizi, Hazar Bölgesi, hatta daha da ötesi, Körfez, Balkanlar, Adalar Denizi ve bu coğrafyaya ne yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri son zamanlarda çok yorgun durumda, koronavirüsüyle uğraşıyor, bir takım işte ekonomik sıkıntılarla uğraşıyor. Onun yanında Pasifik bölgesinde Çin'le bir mücadelesi var. Burada da gizli perde arkasından rol oynayarak Rum kesimini, bu haydut devleti ve Yunanistan'ı öne sürüyorlar. Buradaki amaç şu, şunun altını özellikle çizeyim. Hiçbir şekilde Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de bir egemenlik söz konusu ya da hukuksal bir hakları yok. Bizim muhatabımız Yunanistan'la neresi? Adalar Denizi bölgesi. Doğu Akdeniz'de de olası büyük doğalgaz ve petrol kaynakları olacağı için Yunanistan'ı aynen 100 yıl öncesi olduğu gibi ve 200 yıl öncesi olduğu gibi Türkiye'nin önüne atıyorlar. Ancak şurada şunu belirtmek isterim. 100 yıl öncesinin ya da 1974 döneminin Türkiye'si yok ki o dönemde bile Yunanistan'a gereken ders verilmiştir. Fransa'ya gelecek olursak, Fransa eğer bunlar çok samimiyse, Fransa da tabii buradaki kaybettiği prestijin peşinde. Malumunuz İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı ve Almanya ile tarihsel süreçten gelen bir çekişmesi var. Bunu da önlemek için ve Türkiye'nin de son zamanlarda yine Afrika'daki kardeş ülkelere elini uzattığı için buradaki sömürgelerini kaybetmemek için Yunanistan'ı önümüze sürüyorlar. Amaç şu, Türkiye ile olası bir sıcak çatışmaya girdirmek ve Türkiye ile Yunanistan'ı aynı masaya oturtmak ve Türkiye'nin haklarından bir nebze biz nasıl alırız, Türkiye'yi nasıl köşeye sıkıştırırız havasındalar. F-35 örneğinde de bunu gördük. Türkiye Patriot füzelerini istediğinde Amerika Birleşik Devletleri bir önceki yönetimi Başkan Obama ne dedi? Bahaneler üretti, satmayacağız dedi. S-400'lere yönelince de yine bahaneleri oldu ve F-35'te Türkiye'nin 900'den fazla yedek parçasını üretmesi halinde yani buna rağmen ne yapıyor? F-35'leri bize vermiyor. Yani tarih o kadar güzel bir ayna ki bundan yaklaşık 100-110 sene önce 1911 senesinde parasını peşin ödediğimiz halde Sultan Reşat ve Sultan Osman Evvel gemilerini İngiltere'ye sipariş ettik
Ve Rauf Orbay gidip gemileri teslim almak için gittiğinde de bize türlü bahaneler uydurdular. Ve dönemin yöneticisi Churchill, o zaman donanma bakanıydı, işte Almanya ile olan yakınlaşmayı bahane etti ve gemilerimize el koydu. Değişen bir şey yok. Sayın Komutanım da söyledi. Türkiye burada içeride ve dışarıda da güçlü durduğu müddetçe milli silahlarıyla, milli imkanlarıyla, güçlü ordusuyla bütün bu sorunların altından kalkacak güce muktedirdir, sahiptir. Ve telaşları da şu, yine geçtiğimiz günlerde buradan sizin aracılığınızla da TPAO'nun bütün çalışanlarına ve bütün o sondaj gemimizdeki mühendislerimizden bütün görevlilerine teşekkürler, bir borç biliyorum. Karadeniz'de çıkarttığımız 320 milyar küplük doğalgaz hepsini ne yaptı? Tetikledi. Yani Yunanistan burada yine af buyurun o şımarık rollerini oynuyor. Ama Yunanistan için felaket olur. Neden? Şimdi Avrupa Birliği burada bir şey yapamıyor. Neden yapamıyor? Çünkü onlar da akıllı insanlar. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklılığını hukuken, uluslararası hukukta da haklılığını görüyorlar. Ha, bu haklılığı biraz baltalamak için de Yunanistan ve Rum kesimini Türkiye'nin üzerine gönderiyorlar. İşte olası bir sıcak çatışmada da işte çatışma çıktı ya da ufak çaplı bir savaşa dönüştü. Gelin masaya oturun diye tarafları sıkıştıracaklar. Ben zannetmiyorum Yunanistan bunu göze alsın. Onlar da yani bu hataya düşeceklerini ben zannetmiyorum ama bu inişler ve çıkışlar bu orta vadede devam edecek diye öngörüyorum. Öngörüyorum, evet. Çok teşekkürler. Devam edelim. Yani şöyle, Kıbrıs'ta zaten gergin durum var aslına bakarsanız. Siz de onu söylediniz biraz önce. İşte bu meseleyle ilgili bir çıkmaza girer miyiz bu başlıkla birlikte? Bu gelen sıcak haberle birlikte. Aslında bunu net olarak ifade etmenizi isterim. Sonra Ağar'la devam edeceğiz. Tabii. Şimdi çıkmaz zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türk halkına yıllardan beri uygulanan haksız bir ambargo var. Yani bu ambargo sadece 1974'te başlamadı. Ben şunu ifade edeyim. Ayrıca tarih hocasıyım da. 1878'de ada İngilizlere kiralandıktan sonra Kıbrıs Türk'ünün oradaki statikosu, demografik yapısı, ekonomik gücü, her şeyi değişti. İngiltere ilk iş olarak Türkçeyi yasakladı ve İngilizce dilini getirdi. Devlet dairelerinde çalışan Türkleri zoraki emekli ettiler. Yerlerine Rumlar geldi ve bu devam etti. Birinci Dünya Savaşı'nı bahane ettiler, tek taraflı ilhak ettiler. Daha sonra 30'larda ve 50'lere kadar artan bir Rum tarafının Enosis sevdaları devam etti. Efendime söyleyeyim, 1964'te ise en büyük hatayı, yani göz göre göre bütün o ortak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni, Zürih ve Londra anlaşmalarıyla kurulan, 7'ye 3 oranında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni dönemin Kıbrıs lideri, Rum lideri, başpiskopos Makarios ve işte katil Eoka lideri Grivas ne yaptılar? 1963'teki Akritas planıyla Türkleri aynen Girit'te olduğu gibi bir gecede imha etme planıydı bu. Bunu başlattılar ve birçok köyden, 103 köyden masum Türk köylüsü sürüldü, katliama uğradı. Buna rağmen 1964'te 186 sayılı Birleşmiş Milletler'in güvenlik kurulu sayısı şeyine göre, maddesine göre, evet, Kıbrıs'ın meşru hükümeti Rumlar sayıldı. Sanki bütün o katliamları, efendime söyleyeyim, silahlanmayı Türkler yapıyormuş gibi haksızlığa uğradı. Kıbrıs Türk'üne de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu bağlamda Türkiye her daim desteğini sunacaktır. Evet. Çünkü Türkiye'nin, defaatle de söylüyorum bunu derslerimde de hanımefendi, bir kez daha altını çizeyim. Belki de Türk tarihinde Kıbrıs davası kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin haklı bir davası yoktur. Çünkü Rum tarafı ve Yunanistan ve Batı, onların kurucu ağababaları Batı ne diyor? Sürekli olarak orada Türk varlığını yok sayıyor. Evet. Yani azınlık olarak dahi görmüyor. Ne yazık ki bazı kesimlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu hataları, bu Batı'nın yanlı tavrını, bu Rumların bu katil davranışlarını unutmuşçasına sürekli bir birleşme hayalindeler, hedefindeler. Evet. Büyük bir hataya düşerler. Tarih tekerrürden ibarettir. İnanın, Allah korusun, eğer bugün Kıbrıs elden çıkarsa, ki Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti asla izin vermez, diyelim öyle olsun, 1960 olaylarının, 63 olaylarının, 67 olaylarının bir benzeri ve belki de daha büyüğü bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanacaktır. O yüzden Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyetleri çok büyüktür. Hı hı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkacaktır. Hı hı. Burada bakın, Türkiye şunu da deklare etti defaatle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti, evet, oradaki Rumların varlığını yok saymıyor. Ama onlar Türkiye'nin ve
Kıbrıs Türklerinin varlığını yok sayıyorlar. Türkiye ne dedi? Gelin birlikte ortak çalışalım. Bütün bu zenginliklerden, bütün bu güzelliklerden bölge ülkeleri eşit anlamda faydalansın. Teşekkür ediyorum. Efendim mesela Kıbrıs Rum kesimi de faydalansın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de rica ederim. Evet. Sağ olun. Kusura bakmayın. Abdullah Ağar'la da devam edelim. Onun da böyle kısa olarak son sözlerini almak isterim. Sayın Abdullah Ağar, neler söylemek istersiniz son olarak yine konuyla ilgili sonrasında noktalayacağız. Şimdi Batı dünyasındaki bazı ciddi medya organlarında şununla ilgili ciddi analizler yapıldı. Biz dediler YPG PKK'yı Türkiye'nin başına musallat ederek evet belki onun 36 yılını çaldık, 1 trilyon dolardan fazla parasını harcamasını sağladık, işte 65 binden fazla insan hayatını kaybetti gibi bir takım yorumlar yapılıyor ama bir başka cümle daha kuruluyor peşinden. Böyle yaparak Türkiye'nin son derece etkili, fonksiyonel bir orduya sahip olmasına neden olduk. Yani bir diğer tarafıyla da şu cümleler de kuruluyor yine başka analizlerde. Yani özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve onun öncesinde yaşanan Mescid-i Mâ çatışmaları ve Türkiye'nin sonrasında yapmış olduğu mücadeleler Türkiye'de son derece önemli bir birinci sebebiyet verdi. Şimdi önceden PKK'ya hapsolmuş bir ülke vardı. Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilen, hatta amiyane bir ifadeyle kapısına bağlanmış, ne içeri girebilen ne başka bir yere gidebilen bir ülke fotoğrafı vardı. Ama 15 Temmuz'dan sonra Türkiye can havliyle bir mücadeleye tutuştu ve bu mücadelenin etkileri jeopolitik alanlarda kendisini göstermeye başladı. Yani bölgesel ve küresel denklemlerde kendisini göstermeye başladı. Şimdi böyle olunca özellikle Türkiye'nin bu ortaya koymuş olduğu etkiden rahatsız olan ülkeler Türkiye'nin etkisizleştirilmesi ve dünyadan kopartılmasıyla ilgili değişik hamleler yapmaya başladılar. Yani bakın önceden bizim bir kızıl elmamız vardı. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar. Özellikle Sovyetler Birliği'nin parçalanmasından sonra. O zaman o hayal başlamadan öldürmüşlerdi. Neyle? Karabağ Savaşı'yla. Yani bağı kopartmışlardı. O eksen kopmuştu. Şimdi Orta Doğu'da etkili olabileceği alanlarla bağı kopartılmaya çalışılıyor. YPG, PKK'la beraber. İşte bir diğer tarafıyla Fransa, işte Macron Lübnan'daydı, Irak'a gitti. Daha önce Savunma Bakanı'nı göndermişti. Oralarda işte Türkiye'nin yapmış olduğu harekatları engellemek niyet ve maksatlı Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetim bölgesini ve Irak merkezi hükümetini bize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Suriye'de YPG, PKK ile ilgili oynadıkları oyunlar zaten bildiğimiz şeyler. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki, Ege'deki ve Güney Kıbrıs'ın kesimiyle ilgili ortaya çıkan diğer fotoğraflar. Yani Türkiye'nin ne Orta Doğu bölgesinde, ne denizlerde, ne Balkanlarda, ne de Kafkaslarda etkili olabilecek ve bağ kurabilecek bir inisiyatif üretmesi belli ki bazı çevreleri son derece rahatsız ediyor. Hangi anlamda? Dünyanın gelecekteki jeopolitik haritasına şekillenmesi anlamında. Evet. Bu anlamda Türkiye'nin büyük düşünmesi ve o büyük düşünmeyle beraber operasyonel etkiler üzerinden stratejik hamleler, stratejik sonuçlar üretmesini başarması gerekiyor. Bunun evet. Belki de en önemli alanı bana sorarsanız şu an Libya ve Suriye efendim. Sayın Ağar, çok teşekkür ediyorum. Konuklarımız terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Ergenekon Savrundu. Değerli bilgileriniz için tekrar teşekkür ediyorum.